Kur'an'ın öncüsü meçhul kitap. Kur'an'daki bazı ayetler daha önce yaşanmış, daha önce emredilmiş gibi ifade edilmiş. Örneğin, Müslümanlara namaz şartının Miraç'la geldiği öne sürülür. Miraç'ın ise hicrete yakın bir zamanda gerçekleştiği belirtilir. Ama Alak suresi ilk gelen surelerdendir ve içinde namazdan bahseder. Alak suresi 9 ve 10. ayetler. Sen namaz kıldığında kulubundan engelleyeni gördün mü? Eğer Alak suresi ilk surelerdense namaz bundan önce emredilmiş olmalıdır. Bir başka örnek Kalem suresinde geçen eskilerin masalları derler ifadesidir. Kalem suresi de ilk yıllarda gelen surelerdendir ve o sureden önce İbrahim'in, Musa'nın ve benzeri peygamberlerin hikayeleri anlatılmamıştır. Kalem suresi 15. ayet. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Demek ki daha önce bu masallar anlatılmış ve Kureyşliler de burun bükmüş, eskilerin masalları demişler. Bu durumda insan düşünmeden edemiyor. Daha önce Kureyşlilere okunan bir başka kitap mı vardı diye. Bunu destekleyen bir ayet de var üstelik. Nisa suresi 136. ayet. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmazsa pek derin bir sapıklığa saplanıp gitmiştir. Ayete dikkat edilirse daha önce indirdiği kitaba da diyor. Kitaplara deseydi Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i de anlardık. Ama tekil kullanıyor, kitaba diyor. Ya ortada bir yazım hatası vardır ki bu da Allah'tan geldiğine inanılan bir kitap için bir çelişkidir ya da bilinçli kullanılmıştır ve Kur'an'dan önce Kureyş'e ait bir kitap daha mevcuttur. Kureyş'te Kur'an'dan önce bir kitap daha varsa bu kitaba ne olmuştur? Yoksa batılı yazarların Ur-Kur'an diye adlandırdıkları bir ön kitap iddiası doğru mudur? Tevrat'ta şöyle bir ayet vardır. Çölde Sayım, Bab 21, 14. ayet. Rabbin Savaşları kitabında şöyle yazılıdır. Sufa topraklarında Vahev kenti, vadiler, Arnon vadisi. Fakat eski ahitte bu adda bir kitap yoktur. Rabbin Savaşları diye bir kitaptan bahsediliyorsa bu kitaba ne olmuştur? Kur'an çok karmaşık bir kitaptır. Ne ilk ayeti kesin bellidir ne de son ayeti. Tarihsel bir sıra ile yazılmadığı gibi olaylara, gelişmelere göre de bir sıra izlenmemiştir. Ne başlangıç tarihi belirtilmiştir ne de tamamlanış tarihi. Kısacası Kur'an'da hiç tarih yoktur. Tarih yoktur ama zaman vardır. Fakat belirsiz bir zaman. Bir zamanlar, anlaşma yaptığınız zaman, iki bozgunculuktan ilkinin zamanında, sidreyi kapladığı zaman, o zaman, uzun zaman gibi tarihten yoksun, soyut ifadelerle zaman belirtilmiştir. Kur'an'da bir tarihlemenin olmaması, yazımının ne zaman başladığını da kesin belirlemiyor. Mekke dönemine ait olduğu öne sürülen ilk surelerdeki ifadelere, İslam öncesi şairlerin şiirlerinde de rastlanılması, Kur'an'ın yazımına belirtilen 609-610 tarihinden çok önce başlandığı şüphesini doğuruyor. Ya da Kur'an'ı yazmakta faydalanılan başka bir kitap ya da kayıtlar olduğu olasılığı akla geliyor. Nitekim Yemen Sana Kur'an'ını inceleyen Profesör Puin, ayetlerin yazılı olduğu parşömenlerin bir kısmının kazınmış olduğunu ve altta farklı metinler olduğunu söylüyor.
Ayetlerin bir kısmının İslam öncesinde Aryani kökenli Hristiyan beyitlerinden alındığı ileri sürülüyor. Bu ayetlerde Arami dilinden pek çok kelimenin kullanılması bunun bir kanıtı olarak sunuluyor. Bunun yanında bir başka iddiada Muhammed'den çok sonra 8. yüzyılda Hristiyan ve Yahudilerle yaşanan polemikler neticesinde Kur'an'a son şeklinin verildiğidir. Kur'an'ın kökeni ile ilgili Arif Tekin'in yazdıklarına bir göz atalım. Hazreti Muhammed henüz 35 yaşındayken ve daha peygamberlik fikri ortalıkta yokken Mekke'deki Kabe tamir edilir ve o sırada Süryanice yazılmış bir kitap Kabe'nin temelinden ortaya çıkar. Hatta bu tamirat sırasında Kabe'nin temellerinden bir de altın, gümüş hazineleri çıkar ve talan edilir. Bu arada çalanlardan Düveyk adında biri yakalanıp eli de kesilir. Kur'an'ın kökenine ışık tutacak bilgiler olduğundan ve insanlar işte Muhammed kendi bilgilerini benzer kaynaklardan alıyor demesinler diye bu ele geçirilen kitabın içeriği hakkında birkaç madde dışında fazla bir bilgi yok İslami kaynaklarda. O zaman bu konuya sansür konduğu belli. Ama şu not çok önemli. O çıkan kitabı okuyan kişi diyor ki, bu belgede yazılanları size tam okusam, ola ki başıma bir şeyler gelir. Bu açıklamayı Askalani El-İsabe Fi Temizis Sahabe adlı yapıtında Esved bin Abd'dan aktarmaktadır. Tabii ki Kabe tamir edilirken Hazreti Muhammed de o sıralarda bir işçi olarak Kabe işinde çalışıyordu ve bir ara amcası Abbas kendisine "Dikkat et, aman sana bir şey olmasın" diye onu uyardığı halde yine bir ara ayağı kayıyor ve kendisi yere düşüp bayılıyor. Bu hadis en başta Buhari'de geçmektedir. Hadisi Cabir aktarıyor. Hatta Medine'ye geçince ilk yıllarda Zeyd bin Sabit'e şunu diyor. Bana Süryanice yazılar gelir. Ben Yahudilerin sırlarımı bilmelerini istemiyorum. Onun için sen gel de bu Süryanice'yi öğren, bana lazımsın diyor ve Zeyd çok kısa zamanda, 2 hafta içinde ben bu dili öğrendim. Hem gelen mektupları okuyabiliyordum, hem de sahiplerine yanıt verebiliyordum diyor. Burada İslami kaynaklarda deniliyor ki, Zeyd bu Süryanice dili medreselerde öğrendi. Peki hangi Süryanice medreselerinde öğrendi diye sorulmaz mı? Kaldı ki bir insanın yabancı bir dili 2 hafta gibi kısa bir zaman dilimi içinde öğrenmesi ve diplomatik düzeyde gelen yazılara yanıt vermesi ne kadar gerçekçidir, bu da dikkatlerden kaçmamalıdır. Şu da var ki, o zaman Yahudiler Tevrat'ı okur, Arapça olarak Müslümanlara anlatırdı. Yani olaylar o kadar iç içeydi ki, birbirlerinden etkilenmek, yararlanmak çok kolaydı. Bu zaten Diyanet tarafından tercüme edilen Tecrid-i Sarih'te de anlatılıyor. Şunu da belirteyim ki, o zaman Orta Doğu kültür ve inançları o coğrafyalarda iç içe girmişti. Hatta Hazreti Muhammed Medine'ye gitmeyene kadar Medine halkı 2 bayrama inanır, onları kutlardı. Bunların adları da her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz bayramıyla, yine o zaman Mezopotamya'da her yıl 22 Eylül'de kutlanan Mihrican, yani Mihriban bayramıydı ve bunu Medineliler de kutlardı. Oralara kadar yayılmıştı. Hazreti Muhammed Medine'ye geçince bu 2 bayramı yasaklar. Yerlerine de Ramazan ve Kurban bayramlarını meşru kılar. Bu bilgiler güvenilir İslami kaynaklarda anlatılmaktadır ki bunlardan biri de Diyanet Vakfı'nın Tecrid-i Sarih tercümesidir. Zeyd'le ilgili şu önemli notu belirtmekte de yarar var. Muhammed Medine'ye gelince halk onu karşılamaya gider ve o zaman yanlarında 11 yaşında olan Zeyd de var.
İslami kaynaklarda Zeyd'in kendisi "Ben o zaman 11 yaşımdaydım" diye bilgi veriyor. Karşılamaya gelenler o sırada Muhammed'e "Bu çocuk yani Zeyd sana gelen Kur'an surelerinden 17'sini bilir" derler ve aynı anda orada o surelerden bir kısmını Muhammed'e okur. Muhammed bunu görünce hayretler içinde kalır ve burada artık Zeyd'i göze alır. Zeyd burada puan alır ve geleceğinin parlaklığının temelleri de burada atılır. Tabii ki Yahudi dili İbranice o zaman halk arasında vardı ve yaygındı. Hatta Ebu Hureyre diyor ki, Yahudiler Tevrat'ı kendi dilleriyle okur, Arapçaya tercüme ederdi. Aynı zamanda Hatice'nin amca oğlu Varaka, İncil'i İbranice olarak yazardı diye geçiyor sağlam İslami kaynaklarda. Yani hem Tevrat hem de İncil'den o zaman kolay yararlanılabilirdi. Bu konuda yazılı belgeler hazırdı. Aslında burada da gözden kaçan bir durum var. O da şu, Muhammed Mekke'den yeni gelmiş ve onu karşılamaya gidenlerden bir çocuk, Kur'an'da geçen surelerden 17'sini okur. Peki Zeyd, bu yaşta ve üstelik bir Yahudi ailenin çocuğu iken bunları kimden öğrenmişti? Bana göre Zeyd'in okuduğu ayetler, Kur'an'da anlatılan ve kökleri İsrailoğulları peygamberlerine dayanan Musa, Yakup, oğulları Yusuf ve Bünyamin gibi, İbrahim ve oğulları İsmail, İshak gibi efsaneleri anlatan ve Zeyd'in Yahudilerden öğrendiği benzer olaylarmış. Ama İslami kesim bunu Kur'an ayetleri saymış. Bu da gözden kaçmamalı. Çünkü işaretler bunu gösteriyor. 11 yaşındaki bir çocuğun henüz coğrafyasına yerleşmeyen bir dinin kitabından 17 sure gibi büyük meblağı okuyup öğrenmesi düşünülemez. Bir gün Hazreti Ömer bir Yahudi ile karşılaşır. Adamın yanında yazılı bir kitap vardır ve Ömer o adamı oturtur. Adam, şimdiki biçimiyle Kur'an'da yazılı olan Yusuf suresinin ilk 3 ayetini aynen okur ki daha önce de bunları Muhammed'den duymamıştı. Eskilerden kalma, daha önce yazılmış kitaptan okuyordu. Ömer orada adama, "Sen bunları Daniel peygamberin kitabından mı aldın?" der. Yani Daniel. "Sen 3 ayet okudun, al sana 3 kırbaç" diyor ve adamı dövüyor. Bir de ona, "Eğer sen bunları başka yerde okursan, senin canına okurum" diyor. Ve o kitaptan bir nüsha alıp, doğruca Muhammed'in yanına vararak ona şöyle diyor. "Ben bu kitabı, Beni Kureyza Yahudilerinden bir arkadaşımdan kopyalayıp getirdim. Bunun içinde önemli bilgiler var. Bunlardan istifade edelim diye getirdim." Ömer zannediyordu ki Muhammed'e bunları anlatırsa Muhammed'in kendisi sevinir ama tam tersine Muhammed'in yüzü kıpkırmızı olur ve üstelik Ömer'e kızar. Oradakilerin hepsi Muhammed'in yüz ifadesinden, Ömer'in kendisine anlattığı bu olaydan dolayı kendisinin çok bozulduğunu ve kızardığını fark eder ve bunu kendi aralarında konuşurlar. Hatta buna karşı Muhammed şöyle bir konuşma yapar. "Ben sizin peygamberinizim, siz de benim ümmetimsiniz. Şunu bilin ki, eğer şu an Hazreti Musa sağ olsaydı, o da beni peygamber olarak kabul ederdi. Kim onu bana tercih ederse yanlış yoldadır" der. Bu arada Ömer korkudan, "Vallahi benim Rabbim Allah, peygamberim Muhammed ve dinim de İslam'dır" der. Hazreti Ömer'in bu olayı birçok İslami kaynaklarda ve özellikle de Kur'an'ın önemli, meşhur tefsirlerinde işlenmiştir. Yusuf suresinin 3. Ali İmran suresinin 82. ayetlerinde bu konular çok detaylıca işlenmiştir. Bellidir ki Muhammed'in kızmasının önemli bir nedeni vardı. Millet bilmesin ki o eski yazılar ortalıkta var ve Muhammed onlardan yararlanıp böyle bir kitap hazırlar diye. Tepkisinden gaye
o eski belgelerin izini yok edip kendi projesini sanki yeni var eder gibi topluma kabul ettirmeye niyetlenmek. Hatice'den, Varaka'dan, Kabe'nin temelinden çıkan belgelerden, Rahip Bahira ve Rahip Nastura'dan, Yahudi kaynaklardan, Hilfül Fudul, Hilfüs Salah gibi insan hakları teşkilatlarından öğrendiği bilgilerden, Selmani Farisi'den, Cebri Rumi'den kalma eserler vardı onun elinde. Bu başlık altında sunulan bilgiler, açıklama kısmında belirttiğim birçok İslami kaynakta anlatılmaktadır.